Pekala Lapacı, kendini iş yaşamımızdaki en tehlikeli kahramanlıklara hazırla. Nereye gidiyoruz kaptancım? Tehlikeli Jarbel adalarına mı? Zehirli ayıların topraklarına mı? Patlayan greyfurtların adasına mı? Hayır, pembe ve tüylünün adasına gidiyoruz Lapacı. Ay, kulağa çok lezzetli geldi. Eğer aklın pamuk helvadan başka bir şey de değilse tabii öyle gelir. Eğer hoş bir yer değilse neden oraya gidiyoruz peki kaptancım? Hazine Lapacı, hazine. Kabarcı kafalı lotus yiyenlerin adasında inanılmaz değerli bir mücevher var. Eğer onu ele geçirebilirsek hayatımızın geri kalanında bir gün daha çalışmak zorunda kalmayız. Ben artık çalışmayacağım. Peki o mücevheri nerede bulacağız kaptancığım? Şirinlik abidesi dedikleri kalede. Bayrak çek ve... gemiyi pembe adaya doğru çevir. Hay hay kaptan. Ve acele et. Ne müthiş bir yer. Kum bile pembe, düşünsene. Ne? Bu ne? Şimdi haritaya bakılırsa kaptancığım, önce nane şekeri ormanının diğer tarafına geçmeli, daha sonra mutluluk bataklığını aşarak tüylü ormana ulaşmalıyız. Böylece konuşan çiçeklerin ve şirinlik abidesi kalesinin olduğu yere ulaşacağız. Çok kolay bir şey. Hadi Lapacı, harita bizde. Hadi gidelim. Hay hay kaptan. Kaptan. Evet, ne var? Haritayı şu çok tatlı şirin sincap çaldı efendim. Bakın orada. Harita gitti mi yani? O harita olmazsa bu adada mahsur kalırız. Evet, doğru. İyi söylediniz. Şu şirin gülme sesinden nefret ediyorum. Kim yaptı? Sizi aptalım. Size Şirinlik Abidesi Kalesi'ne giden yolu gösterebilirim. Konuşan pembe bir kaniş gördüğümde sevineceğimi hiç sanmazdım ama sevindim. Adım Thomas. Uçan konuşan kaniş. Ya harika. Ne? Hiçbir şey. Thomas, belki de Şirinlik Abidesi Kalesi'ni bulmamıza yardım edebilirsin. Neden oraya gitmek istiyorsunuz? Söylesenize, siz korsan mısınız yoksa? Hayır, bir kase çorbayım. Ben korsan olduğunuzu sanmıştım. Eğer korsan olsaydınız size yolu gösteremezdim. Ama madem bir kase çorbasınız o zaman sorun yok. Ne kadar naziksin. Gitmeden önce küçük bir şarkı söylesek nasıl olur acaba? Hayır, eğer sorun değilse biz şarkıyı geçmek istiyoruz. Tamam. Nane şekerinin kokusu inanılmaz pis bir kokuymuş. Bu nane şekeri perilerinden geliyor olmalı. Nane şekeri perileri mi? Evet. Onlar burada yaşar. Köprülerinden geçmek için onlara usulüne göre bir şeyler teklif etmeliyiz. Durun bakalım. Kimdir o? Senden daha uzun biri. Bura değiller dostum peri. Nane şekeri gibi kokmuyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Daha çok spor çorabı gibi kokuyor. Bakın kesin şunu. Köprüyü geçmemiz gerekiyor. Pekala. Evet ama ilk önce bir şeyler teklif etmelisiniz. Teklif edin. İşte teklif. Köprüyü geçmemize izin verin. Ben de sizi çizmelerimle teker teker ezmeyeyim. Nasıl, beğendiniz mi? Bu beklediğimiz tarzda bir teklif değildi efendim. Evet, pekala, bunu siz istediniz. İlk kim olacak? Size söylemeliyim efendim. Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum efendim. Size başka bir teklif sunmanızı öneririm ya da... Ya da ne? Beni öldürene kadar koklayacak mısınız? Hayır. Küçük Jim sizi esaslı bir şekilde dövecek. Bu yeterli olur mu? Küçük Jim mi? Çok gülüş. Aranızdan hangisi Küçük Jim? Pembe kürkümü teklif etmeniz hiç de nazikçe bir davranış değildi. Kes kişnemeyi. En azından o aptal köprüyü geçtik. Hem bence eski halinden 100 kat daha iyi görünüyorsun. Gerçekten mi? Hayır, tam değil. Orman perilerini geçtik. İşte Şirinlik Abidesi Kale orada. Hazine kutusunu usulüne göre almaya dikkat etmeliyiz. Oyuncak ayıyla karşılaşmak zorundasınız.
Oyuncak ayı mı? Dalga geçiyor olmalısın. Bir ayıyla mı kavga edeceğim? Ben oranın kolayca geçilebilecek sincap ya da tavşan gibi bir şey tarafından korunduğunu sanıyordum. Ayı mı koruyor? Bakın kaptan. Ayı da orada işte. Ayı o mu? Bu kolay olacak. Merhaba küçük dostum. Demek sen muhteşem şirinlik hazinesinin koruyucususun, öyle mi? Evet, çok doğru. O kadar büyük ve zorlu biri değilmişsin canım. Oh tanrım, ne yazık ki. Anlıyorum. O zaman kılıcımı kafana geçirmemin bir sakıncası da yoktur herhalde. Bunu deneyen çok oldu ama. Bunu çabucak bitirmeye çalışacağım. Yalnızca bir denemeydi canım. Aha. Kaptancım, belki de desteğe ihtiyacınız vardır. Saçmalama. O bir oyuncak ayı. Onu halledebilirim. Şu desteğe ne oldu labacı? Geliyor mu? Derhal. İşe yarayan en güçlü kiralık barbarlar. Kaptan, size tavşan yiyen mutluluk vadisi yağmacısı Valkor'u sunuyorum efendim. Pekala Val. Oraya git ve oyuncak ayıya dersini ver. Valkor sakatla! Anne! Size Nagato'nun aslan tıraşçısı vahşi adam Korak'ı sunarım. Korak! Size Dingle Vadisi'ni keçi parçalayan boğazı bartan canavarı Sorba'a sunarım. Tavşan yumruklayan Ivar. Üç parmaklı Pi. Fena huylu Spazo. Müthiş atlayıcı Gunter. Barbarlarımız tükendi. Sert Percy sonuncuydu. O ne durumda? Çok iyi değil. Çok fazla dayanacağını sanmıyorum. Gördün mü? Sana söylemiştim. Oyuncak ayı tam bir şeytan. Dikkatini dağıtmamız gerekiyor. O ayıyı içeri girdiğimde hazineyi almamı engellemeyecek kadar uzak bir yere yöneltmeliyiz. Onu anladık da bunu nasıl yapacağız kaptancığım? Neden bana öyle bakıyorsunuz? Hayır, beni tuzak olarak kullanamazsınız. Hayır, asla. Hadi Tolus, seslen ona. Bay oyuncak ayı, buraya bakın, buraya bakın. Güzel, lezzetli bir karişe, ne dersiniz? Hadi lapacı, işte fırsat. Merhaba bay ayı, şimdi yaldım işte. İşte burada lapacı. Bana korsan olmadığınızı söylemiştiniz. Pekala. Bir yalan söylemiştik. Hoşça kal. Yardımların için teşekkür ederiz. Umarım yaraların yakında iyileşir. Teşekkür ederim. Hey, hazinenin lanetli olduğunu unutmayın sakın. Ne? Diyorum ki hazinenin üstünde lanet var. Evet, sağ ol. Bu ne demek istedi öyle? Hazinenin lanetli olduğunu söyledi kaptancım. Belki de onu geri götürmeliyiz. Geri götürmek mi? Sen çıldırdın mı? Oyuncak ayı bizi az daha yiyordu. Acele et, bir an önce gemiye çıkmalıyız. Hadi lapacı. Bu şeyi açmak istiyorum, açtım. Evet, ne var içinde, ne var? Hayır, buna inanamıyorum. Havuçlar. Bu aptal şey havuçla dolu. Ben ne kadar şanssızım böyle. Bu ne aptallık. Bu korkunç bir hayal kırıklığı oldu kaptancım. Yok, dalga geçme. Hiç olmazsa lanetli falan değilmiş. Hadi lapacı, yürekçe.